Dış haberlerle devam ediyoruz. Dedik bir Skype bağlantımız var. Hüseyin Özkök'le detayları konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi pazarlar. Nasılsınız? Merhaba Demet. İyi pazarlar. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olasın. Hepinizi sormalı. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay bıraktığımız gelsin. Yerden devam edelim isterseniz. Bu UEFA'nın verdiği cezalarla ilgili listede Türkiye'den takımlar da var. Detayları sizden alalım. Şimdi bu financial fair play biliyorsun küçük takımlara daha fazla işliyor Demet. Büyük takımlar bundan bir şekilde kurtuluyorlar. İşte bunun en iyi örneklerinden biri de Manchester City. Manchester City'ye UEFA 2 yıl men cezası vermişti. Hem de ertelemesiz. Artı işte çok yüksek bir para cezası verilmişti. 30 milyon euro civarında. Manchester City kasa başvurdu. Ve o ceza kalktı. Yani 2 yıllık ceza kalktı. Para cezası da 10 milyon euroya indirildi. Yani büyük takımlar çok önemli avukatlar falan tutarak bu işlerini bir şekilde hallediyorlar. İşte Manchester City İngiltere'nin bu işlerdeki uzmanı en önemli avukatı da tutmuştu. Şimdi City'nin başı yine dertte UEFA ile Premier Lig'de. Bakalım ne yapacaklar onu göreceğiz. Ama küçük takımlar bu tip işleri halledemiyorlar ve cezaları yiyorlar. Tabii UEFA da onlara boyları ölçüsünde ceza veriyor. Orası da ayrı bir konu tabii ki ama sonuçta cezayı alıyorlar. Bu kulüplerden bazıları işte 2 yıl ertelemeli haberimizde vardı. Bazıları da 1 yıl ertelemeli ceza aldılar. Yani aynı şekilde devam ederlerse bu cezalar uygulanacak. Sivasspor ise men cezası almadan sadece para cezası aldı. Umarım Sivasspor bundan sonraki dönemde durumunu düzeltir. En azından hani denk bir bütçe ortaya koyar UEFA'ya karşı ve bu işten tamamen kurtulur. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bakalım bizim takımlarımızın durumu şu anda çok kötü gözükmüyor. Sadece işte Sivasspor'un aldığı bir para cezası var. Peki Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun 137. yıllık olan genel kuruluyla devam edelim. Bu kuruldaki hangi kararlar alınıyor ve değişiklikler nelerdir? Şimdi bizim hepimizin çok yakından tanıdığı kelime İFAP, yani senin açılımını yaptığın kurum, her yıl icra kurulu bir kere toplanıyor. O da Şubat ayının sonu veya Mart ayının başında oluyor. İşte 137. icra kurulu toplantısı da dün Londra'da yapıldı ve kurula ilk kez tarihinde, yani 137 kere toplanıyordu, yani 137 yıl demek bu aslında, tarihinde ilk kez bir kadın başkanlık etti. Onun da nedeni İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Hewitt ev sahibi olduğu için kurula başkanlık etti. İFAP biliyorsun 8 üyeden oluşuyor icra kurulu. Bunların 4 tanesi Britanya ülkesi, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda. Diğerleri 4 üye de FIFA'dan geliyor. Bunların aldıkları kararlar futbolda oyun kurallarını düzenliyor, kaldırıyor, yeni kural getiriyor veya değiştiriyor. Bu kurulun toplanmasından önce de İFAP'ın çeşitli organları daha önce toplantılar yapıyorlar ve kararları İFAP icra kuruluna sunuyorlar. Onlar da işte bu kararları ya onaylıyorlar ya da işte değiştiriyorlar, iptal ediyorlar. Böyle gelişiyor süreç İFAP'ta. Şimdi dün gerçekten önemli bazı kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi bu hep seninle de konuştuğumuz beyin sarsıntılarında oyuncu değişikliği hikayesi. Şu anda İFAP 2 oyuncu değişikliği testi yapıyor. Bir tanesi Dünya Kupası'nda uygulanan kafa sakatlığı geçiren bir oyuncu beyin şüphesi sarsıntısı varsa doktor tek söz sahibi ve oyundan çıkartıyor. Yerine ekstra bir oyuncu değişikliği yapıyor. Bir de İngiltere Premier Lig'de yapılan bir test uygulaması var. Onda da yine 2 oyuncu hakkı var kulüplerin. Bir oyuncu kafa sakatlığı ve beyin sarsıntısı şüphesiyle oyundan çıkarılırsa yerine bir oyuncu giriyor ve karşı takıma da bir oyuncu değiştirme hakkı veriyor. Her halükarda veriliyor bu. Yani herhangi bir kafa sakatlığı o takımın yaşaması şart değil. Bunun örneğini geçenlerde Chelsea Southampton maçında görmüştük. Hatta konuşmuştuk burada. Bununla ilgili ancak FIFPro, yani Oyuncular Sendikası'nın bir isteği var. Geçici oyuncu değişikliği isteği, test yapmak istiyorlar. Fakat İFAP bunu dün de kabul etmedi. O da şu, yani oyuncu çıkıyor oyundan bir süre tedavi oluyor, 10 dakika bakıyor doktor, işte karar veriyor ondan sonra kafa sakatlığından sonra beyin sarsıntısı geçiriyor mu geçirmiyor mu diye ve tekrar oyuna giriyor ve yerine giren oyuncu oyundan çıkıyor. Böyle bir test yapmak istiyorlardı. Hatta
Amerika Birleşik Devletleri Ligi, MLS, Premier Lig ve Fransa Lig bir bunu denemek istediler. Fakat İFAB izin vermedi. Dün yine bu konuda talepleri vardı. İFAB bunu yine kabul etmedi. Hatta FIFA Pro dün bayağı bir eleştirmiş İFAB'ı buna onay vermiyor diye. İFAB'ın da iddiası kafa sakatlıklarından oluşan beyin sarsıntılarının etkileri çok daha sonra çıkabilir. Dolayısıyla oyundan çıkması, oyuncunun ve hastaneye götürülmesi en iyi yol diyor. Bakalım bu daha kesinlik kazanmadı. Bununla ilgili İFAB bir kural oluşturmadı. Sadece testler yapılıyor şu anda. İleriki dönemde bir karara varılacak. Uzatma dakikaları Demet biliyorsun Dünya Kupası'nda bayağı gündem olmuştu. Evet. Yani oynanmayan sürelerin tam net olarak maçın sonuna eklenmesi. Fakat bunu İngiltere Premier Lig, Bundesliga ve UEFA uygulamıyor kendi organizasyonlarında. İFAB ise dünkü toplantıda bunun çok büyük, çok önemli geri dönüşler sağladığı bu uygulamanın, FIFA'nın uygulamasının ve bütün dünyadaki organizasyonlarda uygulanması gerektiğini söyledi. Bu bir futbol kuralı değil tabii. Uygulama, İFAB bunu hani mutlaka olacak diyemiyor. Her organizasyon kendisi bunu karar veriyor. İFAB bunun uygulanmasının gerektiğini tavsiye olarak iletti bütün dünyaya. Bizde de sanki Bir biraz de azaldı süreler, değil mi? evet bizde de hafif bir azalma var. Başta bir anda çok acayip Evet. süreler ortaya çıkmıştı. Böyle 18 dakikalara kadar varan süreler ortaya çıkmıştı. Ama bizde de biraz makul, daha makul hale geldi. Ki böylesi daha uygun bence. Bir de çünkü şimdi oyuncu zaten 90 dakika oynuyor. Bir de üstüne o her maçta bir 10 dakika, 15 dakika oynadığı zaman yük daha da fazlalaşıyor. Dolayısıyla bunun bir orta noktasını bulmak lazım diye ben de düşünüyorum. Bizde de süreler biraz daha iyi gidiyor şimdi. Düşük bütçeli VAR olayı var. Onunla ilgili de İFAB düşük bütçeli VAR testlerinin devam etmesini, hatta amatör maçlar içinde böyle düşük liglerdeki maçlar içinde tek kameralı çok ucuza mal olacak bir VAR sisteminin oluşturulmasıyla ilgili bir çalışma yapılmasına karar verdi. Yani işte maçta ofsaytları tespit etmek, işte bazı çok bariz şeyleri tek kamerayla da olsa tespit etmek açısından, canlı yayınlanan maçlardan bahsediyorum. Böyle bir uygulamanın Evet. yapılabileceğine karar verdi ve bunun testleri de yapılıyor. Bir de şu var, özellikle amatör maçlarda hakemlere, takım görevlilerine ve oyunculara yapılan tacizler, bunlar tabii ki polis güçleri amatör maçlarda pek bulunmadığı için yapılan tacizleri engellemek amacıyla seyirciler tarafından, orada maçı izleyen seyirciler tarafından Evet. bir komisyon, çalışma komisyonu kurulmasını ve bu çalışma komisyonunda bu olayın üstüne gitmesini istedi İFAB. Bunun yanında İngiltere Futbol Federasyonu'nda amatör liglerde hakemlere kamera takarak bir test uygulaması yaptığını bildirdi. Dünkü toplantıda alınan şimdi kararlar ve uygulamalar bunlar demedi. Peki One Love kaptanlık bandıyla devam edelim. Belki izleyicilerimizden de hatırlayanlar olur. Tüm ayrımcılık Evet. çeşitlerine son vermek amacıyla karşılaşmalarda farklı bir kaptanlık bandı kullanılması söz konusuydu. Dünya Kupası'nda da konuşulmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ve olay oldu tabii. Infantino'nun da bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Sizden dinleyelim. Şimdi Dünya Kupası'nda bu büyük bir skandala Evet. neredeyse dönüşmüştü. Çünkü 8 tane Avrupa ülkesi maçlara bu One Love kaptanlık bandıyla çıkmak istiyorlardı. Fakat FIFA burada çok sert bir tavır koydu ve kendi kaptanlık bantlarını her maçta ve turda takımlara çeşitli sloganlarla da verileceğini ve buna uymayan takım kaptanlarında maç cezası alınacağı açıklanmıştı. Tabii ki bu durumda oyuncularını kaybetmek istemeyen federasyonlar da geri adım atmışlardı ve FIFA'nın bantlarını taşımışlardı. Fakat burada tabii ki bir karşılıklı görüşerek alınmayan bir karardı ve FIFA başkanının zoraki baskısıyla oluşmuştu. Şimdi FIFA başkanı dün işte İFAB toplantısında kendisi de olduğu için bir açıklama yapmış ve bu One Love kaptanlık bandı konusunu özellikle Kadınlar Dünya Kupası var biliyorsun yazın Avustralya, Yeni Zelanda'da. Orada Evet. karşılıklı diyalogla çözmeye çalışacaklarını söylemiş. Tabii ki bu iyi bir gelişme. Yani kaptanlık bandını zorlamak, tabii ki bununla ilgili bir çatışma ortamının olması sözlü de olsa güzel olmadı. Koskoca Dünya Kupası'nda böyle sorunlar yaşandı. Şimdi bunu Infantino
daha böyle demokratik bir şekilde karşılıklı diyalog kurarak çözüleceğini söylüyor. Bakalım hep beraber onu da Dünya Kupası öncesinde, Kadınlar Dünya Kupası öncesinde Haziran ayında göreceğiz. Peki, FIFA ile ilgili bir haber var. Stade de France'i satın almak istediğine dair konuyla ilgili yine detayları sizden dinleyelim. Şimdi hem Stade de France'ı satın almak istiyorlar hem de bu 2026 Dünya Kupası ile ilgili bir gelişme var Demet. İsterse arka arkaya söyleyeyim onları. Tabii. Şimdi FIFA'nın ben daha önceki yayınlarımızda da hatta kısa süre önce de söylemiştim. Ezgi ile yaptığım yayındaydı galiba. FIFA Paris'e taşınıyor. İsviçre'de merkezi var FIFA'nın. Fakat şimdi bir şube şeklinde Paris'te de bir yer açtı FIFA. Ve Infantino çoğunlukla FIFA'yı oradan yönetiyor. İsviçre kanunları ona biraz sert geliyor ve Fransa'da çok daha rahat hareket edebileceğini düşünüyor. Katar'a ait böyle çok eski bir tarihi binayı FIFA aldı ve orayı şube haline getirdi. Bunun yanında da işte kendisinin bir stadyum olsun istiyor. Stade de France en son işte Şampiyonlar Ligi finali oynanmıştı ve bu yazda önümüzdeki yazda Olimpiyat oyunları orada gerçekleştirecek. Stade de France'ı almak istiyor. Hükümete ait bir Stade de France. Fransa milli takımı da maçlarını çoğunlukla orada oynuyor. FIFA buna talip olmuş fakat önümüzdeki yılda Olimpiyatlar var. FIFA buraya tam bir futbol stadı haline getirirse Olimpiyatlarda durum ne olacak? Ve böyle bir durum ortaya çıktı. Tabii ki buna Fransız hükümeti karar verecek. Stadın satılıp satılmayacağı konusuna onu da ileriki aylarda herhalde kararını vereceklerdir. Diğer yandan 2026 Dünya Kupası yani Kanada, Amerika ve Meksika'da yapılacak Dünya Kupası'nda grup maçlarının üçer takımlı olmasına karar verilmişti. Fakat bunun çok büyük sakıncalar ortaya çıktı. Bütün ülkelerden itiraz geldi. Şimdi 4'ter takımlı 12'şer 12 grupla yapılmasına karar verilmiş. 48 takım katılıyor çünkü. Dolayısıyla 104 maça çıkacak maç sayısı. Toplamda Dünya Kupası'nda işte 64 maçtı Katar'da biliyorsun. Şimdi 104 maça çıkacak. Bunun zaman süresini nasıl ayarlayacaklar? Bir de bu üç ülkede coğrafi mesafeler çok fazla. Grup maçlarında özellikle nasıl yapacaklar? Herhalde bölgesel yapılacakmış. Gruplar böyle bölgesel olarak yerleştirecekmiş. İşte atıyorum Amerika'da Chicago, New York, Boston bir tarafta, Los Angeles, San Francisco bir tarafta. O şekilde düzenlemeler yapılacakmış. Bu konuda Evet. açıklığa kavuştu. Çünkü 3 takımlı grup maçları gerçekten sakıncalıydı. Çünkü hem takımlar en fazla 2 maç oynayacaktı. Elenen takımlar 3 maç oynayamayacaktı. Hem de son maçta bir takım hep bekleyecekti son Evet. maçlarda. Bunun da sakıncaları Peki. olacaktı. Dolayısıyla böyle bir karar ortaya çıktı. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Size iyi pazarlar ve iyi günler Ben diliyoruz. de iyi pazar diliyorum. Görüşmek üzere.